Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimiz kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyor. Saat sabaha doğru 4'e geliyor. Ben de bir şeyler çalışıyordum. Dedim yatmadan bir video çekip öyle yatayım. Konumuz nedir? Konumuz aslında şu. Şimdi betimsel istatistik tarafını aşağı yukarı bitirdik. Onunla ilgili dediğim gibi siz farklı kaynaklardan farklı şekilde de çalışabilirsiniz. Ancak eğer hiç istatistik temeliniz yoksa biraz daha bu işe yoğunlaşmanız gerekiyor arkadaşlar. İnternet üzerinden benim anlattıklarımı daha fazla araştırmanız gerekiyor maalesef. Konuyu bitirmiştim aslında betimsel istatistik tarafını. Ama yeni konuya geçmeden önce bazı önemli olarak gördüğüm noktaları değinmek istiyorum. Şimdi istatistik nedir isimli videodan sonra yanlış hatırlamıyorsam veri nedir? İşte değişken nedir? Değişken türleri nelerdir? İşte değişkenleri ölçtüğümüz ölçek türleri nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışmıştım sizlere ama bu tabii ki biraz böyle teoride kalan bir kısımdı. Şimdi İnternetten böyle bir online olarak bir anket buldum. Siz de kendinize bir anket bulabilirsiniz. Anlatmak istediğim şu aslında. Anket üzerindeki bilgilerden değişken yapıları nelerdir? Değişken türleri nelerdir? Ve bu değişken türlerin ölçüldüğü ölçek yapısı nedir? Bunları tespit edebilmemiz bizim için tabii ki önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü değişkenlerin türleri, özellikle değişken türleri, yapıları ilerleyen süreçlerde kullanacağımız istatistiksel testlerde varsayım olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi istatistik de diğer yapılar gibi sonuçta bir bilim yapısı arkadaşlar. Bir araştırma konusu eğer yapıyorsanız kullanacağınız yöntemlerin varsayımlarını geçerli kılmanız gerekiyor. Örneğin istatistiksel olarak bir test sizlere değişken türünün sürekli bir değişken yapısında olduğu varsayımı adı altında sizi sonuca götürür. O yüzden biz o testi kullanabilmemiz için öncelikle elimizdeki veri türünü tespit etmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde düşünürseniz daha da önemli olduğunu zaten kavrayacaksınız. Şimdi kendime ben bir boş bir Excel açtım arkadaşlar. Şuraya değişken adı diyorum. Şimdi biz verilerde ne yapıyorduk aslında? Her sütun bizim için bir değişken oluşturuyordu. Değişken isimlerini buraya yazıyorduk. Python'da da kendimize mesela illa veri üzerinden değil farklı bir yapı kullanırken de kendimize değişken yaratıyorduk. Onun gibi düşünün. Şimdi değişken bize sorulan soruların yani hazırlanmış anket yapısının içerisinde sonuçta değişkenler var. Ve bu değişkenlere birer isim vermek durumundayız. Daha sonra bu değişkenlerin türlerini belirlemek durumundayız. Ve bir de bu değişkenlerin hangi ölçek türünden tespit edildiğini, yapıldığını bulmak durumundayız. Şimdi baştan söyleyeyim herhangi bir reklam vesaire değil. Sadece tesadüfen karşıma çıkmış bilmem ne hastanesi çalışan memnuniyet anketi adı altında bir anket çalışması. Zaten yayınlanma tarihi de 2009. Yani en sonunda 2019'da revize edilmiş. O yüzden kendi çalışanlarına yönelik bir yapının anket çalışması. Ama ancak bizim için önemli olan nokta buradaki yapıyı çözümleyebilmek. Ve siz kendinize farklı anketler bulabilirsiniz. Anket yapılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi genelde anket yapılır arkadaşlar. Öncelikle bizden bazı demografik bilgiler isteyerek başlar ki o demografik bilgi yapısı şurada cinsiyetten görmüş olduğunuz şekilde başlayıp asıl anket sorularına gelene kadar ki kısım. Tabi burada örneğin işte cinsiyetin dışında medeni durumu sorabilirsiniz, işte geliri sorabilirsiniz, işte nereli olduğunu sorabilirsiniz, işte boyunu sorabilirsiniz, kilosunu sorabilirsiniz. Hani anket çalışmanın içeriği dışında kalan bir yapı sorabilirsiniz. Bir de anketin kendi yapısı var ki asıl önemli olan nokta odur arkadaşlar. Anketler aslında kişilerden bir tutum ölçer. Yani kişilerin herhangi bir memnuniyet
yapısının olup olmadığını bazı sorularla bunları ölçer. Örneğin işte buradaki katılıyorum, katılmıyorum, tamamen katılıyorum tarzı. O yüzden asıl hedeflenen alan burasıdır. Bu sorulara verilecek cevaplardır. Onun dışındaki demografik yapılarsa bu sorulardan gelen tutumların, örneğin işte hastanedeki memnuniyet oranını buradan çıkartabilirsiniz. Buradaki sorulardan çıkartabilirsiniz. Ancak şunu sorduğunuz zaman erkek veya kadın cinsiyete göre memnuniyet gerçekten farklı mı? Mesela bu soruyu sorduğunuz zaman otomatikman kişiden alacağınız bir demografik bilgi de olması lazım. Veya medeni duruma göre işte kişilerin bunu tamamen sallıyorum. İşte biz sigara içme alışkanlık tutumu yapısını ölçüyoruz. İşte sigara içmenin cinsiyetle bir ilgisi var mı? Veya eğitim durumuyla bir ilgisi var mı? Şimdi bunları ölçebilmek için standart bazı demografik bilgileri de alabilmemiz gerekiyor. Tabii ki bakın burada da zaten belirtmiş asıl anket soruları tarafı burası. Bizim işimiz ne arkadaşlar? Bu anketteki değişkenleri tespit edeceğiz. Değişkenlerin türlerini tespit edeceğiz. Ve bunların ölçek türlerini tespit edeceğiz arkadaşlar. Ben yine anlatmıştım da yine internetten buldum ölçek türleriyle ilgili. Değişken türlerimizde neler vardı hatırlarsanız. Nitel ve nicel değişken, sürekli süreksiz değişken, bağımlı bağımsız değişken. Şimdi bağımlı ve bağımsız değişken konusu şimdilik bizim işimizde değil. Çünkü herhangi bir ilişkisel model yapısı kurmuyoruz. Yani birbirine bağımlı olan yapıları kurmuyoruz. O yüzden şimdilik bağımlı ya da bağımsız şeklinde mühürlemeye gerek yok verileri. Ancak bizim için önemli olan noktalar tabii ki yapıları teker teker bir ölçümleyelim. Nedir, ne değildir? Hem kafamıza yatsın çünkü önemli bir konudur arkadaşlar. Değişkenlerin türleri, ölçeklerin türleri. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Cinsiyetiniz. Ben buna cinsiyetiniz sorusuna karşılık gelen değer aslında benim için bir değişkendir. Ben nasıl Excel'de size anlatırken işte değişken hisse örneğin işte BIST 100 ya da Dow karşılaştırmıştık hatırlarsanız. İşte BIST 100 getirileri bir değişkendir. Dow getirileri ayrı bir değişkendir. O yüzden buradaki örneğin cinsiyet isimli soru benim için bir değişkendir arkadaşlar. Geldim değişken ismim ne olacak? Cinsiyet diye ben değişken ismi tamamen sallıyorum. Yani kendim yazıyorum değişkenimin adını. Sonra geldim. Değişken içerisinde bana iki tane seçenek sunmuş. Bunlar erkek ve kadın. Öncelikle bu yapı nedir? Sonuçta üzerinde sayısal bir ifade olmadığı için, sayısal bir ifade ölçümü olmadığı için ben bunu nitel mi nicel mi yapmak durumundayım. Üzerinde sayısal olsaydı eğer bunu ben nicel bir değişken olarak görmek durumundaydım. Ancak şu anda kategorik bir değişken yapısında arkadaşlar hem yapının böyle erkek ve kadından oluşması işte sayısal değerlerden oluşmaması tabi illa sayısallardan oluştu diye de nicel olacak diye de bir durum yok onu da anlatacağım birazdan ancak cinsiyet yapıları her zaman kategoriktir içerisinde bir kategori yapısı barındırır arkadaşlar o yüzden geldim buna ben nitel diyorum nitel yapılarım neydi? Şöyle kategorik değil mi? Şurayı da kapatalım. Niteller kategorikti. Nicellerse aslında sürekli dediğimiz bir değişken yapısıydı. Peki ölçek türü ne? Şimdi ölçek türlerini ben size anlatmıştım. Yine tekrarlayayım hemen kısaca. Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçek türlerimiz vardı 4 adet. Bunlardan ilk 2 tanesi kategorik değişkenler için kullandığımız ölçek, diğer 2 tanesi ise sayısal değişkenler için kullandığımız ölçek yapılarıdır. Şimdi bizim elimizde ne var? Bir kere kategorik var. Otomatikman bizim ya sınıflama ölçeği kullanmış olmamız gerekiyor ya da sıralama ölçeği kullanmış olmamız gerekiyor. Peki burada ne kullanılıyor arkadaşlar? Şimdi eğer seçeneklerin yani kategorize edilmiş içerisindeki kategorize edilmiş değerlerin birbiri arasında bir öneme sahip ise hemen isterseniz bunu zaten ben anlattım ama tekrardan okuyabilirsiniz. Kendi aralarında bir sıralama oluşturuyorsa önem sıralaması oluşturuyorsa arkadaşlar biz buna
sıralama ölçeği ismini veriyoruz. Zaten bakın burada da örnek vermiş. Ben de zaten eğitimlerde örnek verdim bunlara. Eğer aralarında herhangi bir hiyerarşik yapı yoksa, büyüklük, küçüklük, önem, önemsizlik gibi yapılar yoksa, bu sefer de arkadaşlar bizim sınıflama yani nominal ölçek olduğunu belirtiyoruz. Zaten burada da örnek vermiş. Mesela medeni durum, bekar, evli, bekar bunlar veya boşanmış. Bunlar kendi aralarında herhangi bir öneme sahip değil. Sadece bir durum tespit ediyor. Bir sınıf içerisindeki durumu tespit ettiği için biz bu tarz yapılara nominal yani sınıflama ölçeğiyle ismini veriyoruz. O yüzden geldim cinsiyet kadın ve erkek. İkisinin herhangi biri önemli mi? Yani bizim için herhangi bir önemi var mı? Yok. Biz sadece bilgi alıyoruz direkt olarak kategoriden. O yüzden biz buna sınıflama ya da diğer adıyla nominal ismini veriyoruz arkadaşlar ölçek türüne. Şimdi geldim ikinci soruya. Ait olduğunuz yaş grubunu belirtiniz diyor. Buna ben yaş isimli bir değişken verdim. Şimdi yaş otomatikman ilk aklınıza gelen şu olabilir. Bu sayısal bir değişken, bir nicel veridir. Haklısınız ancak şurada yanılma yapınız var. Eğer soru bu şekilde değil de yani 20 yaş altı, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ve üzeri diye ayrılmayıp yaşınızı yazınız deseydi ve bana seçenek vermeseydi ben kendi yaşımı herhangi bir aralığa sınırlandırmadan yazsaydım bu sefer yapı benim için nicel bir yapı olacaktı. Ancak burada bir gruplandırma işlemi gerçekleştirdiği için bunlar da aslında yukarıdaki gibi kategorize edilmiş değerlerdir arkadaşlar. Geldim o zaman bunu da bir nitel yani kategorik değişken olarak alıyorum. Ancak burada tabii ki ölçek türünde farklılık var. Neden farklılık var? Burada 20 yaş altı, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 bunlar bizim için en düşük seviyeden en yukarı seviyeye doğru çıkan yani kendi aralarında bir hiyerarşi sıralaması olan yapılar olduğu için biz bunlara sıralama yani ordinal ölçek adını veriyoruz arkadaşlar. Geldim buna da sıralama ismini verdim. Ordinal ölçek yapısını verdik. Dikkat edin eğer yaş bu şekilde değil de direkt olarak yaşınızı giriniz tarzı yazsaydı bu sefer yapı ne olacaktı? Bir kere nicel bir yapıda olacaktı. Ölçeği ne olacaktı peki arkadaşlar? Ölçeklerde de hani sayısal olarak eşit aralıklı ve oranlı yani radyo ölçek yapılarımız vardı. İkisinin arasındaki fark neydi? Eşit aralıklı aralarındaki değerler arası her zaman sabitse kullandığımız bir ölçek ama sıfırdan başlayıp sürekli bir ölçek olduğunu bir sürekli bir yapıda değişken yapısında olduğunu bilirsek yani burada bizim için önemli nokta olan sıfır bir yoklukla başlayan bir alan arkadaşlar. O yüzden örneğin işte kilo ile yapılan ölçümler, hasta sayısı, hız, gelir bunlar tamamen radyo ölçek üzerinden yapılır arkadaşlar. Peki bizim buradaki yapımız neydi? Niteldi. O yüzden bir sıralama yani gruplandırma içerisinde kendi aralarında bir önem seviyesi olduğu için burada yaşı biz sıralama yani ordinal yapıda almış oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz eğitim durumunuzu belirtiniz diyor. Ben buna direkt ne diyelim şöyle eğitim durum isminde bir değişken adı verdim. Şimdi öncelikle bu nedir? Hiç herhangi biri bize bir sayı girdin demiyor. Yani sürekli bir değişken değil. O yüzden biz buna da aslında nitel yani kategorik değişken ismini veriyoruz arkadaşlar. Peki ölçek türü ne? Ölçek türü sonuçta kategori yapısındaysa ya sınıflama ölçeğidir ya da sıralama ölçeğidir. Kendi aralarında önem yoksa sınıflama, kendi aralarında bir önem sıralaması varsa ordinal yani sıralama ölçeği diyoruz. Peki burada var mı sizce arkadaşlar eğitim durumunda? Tabii ki var. Çünkü en alt seviyeden başlayıp bakın yukarı doğru ilerleyen
okur yazar olmayanın en aşağıda, doktorası olanın da en yukarıda olduğu bir sıralama. Okur yazar, okur yazar değilden üstün. İlkokul okur yazardan üstün. Ortaokul ilkokuldan üstün. Yani bu şekilde bir hiyerarşik kurulduğu için eğitim durumuna da biz aslında ordinal, yani sıralama ölçeği ismini veriyoruz arkadaş. Peki geldik, burayı da gördük. Eğitim sınıfınızı belirtiniz. Eğitim sınıfı. Neyse, bilmiyorum ben içeriğini tabii ki. Şöyle eğitim sınıf diyelim. Bu da bakıyorum sağlık hizmetleri, yardımcı sağlık hizmetleri, idari hizmetler, teknik hizmetler şeklinde gruplandırma gerçekleştirmiş. Bu tabii ki benim için türü ne olacak değişkenin? Kategorik bir yapıda olacak. Ancak bunlar kendi içerisinde bir sıralama yapısı var mı, ben bilmiyorum. Yani eğitim sınıfının içerisinde bunların herhangi bir önemi var mı? Bence yok. Çünkü bir hiyerarşik sıralama değil. Hani bunu şunun gibi düşünebilirsiniz, işte üniversitede hangi bölümden mezun oldunuz, işte iktisat, işletme, işte ekonometri, bunların aslında birbirinden herhangi bir üstünlüğü yoktur. Burada sadece biz burada cinsiyetiniz veya medeni durumunuz gibi trink bir bilgi almaya çalıştığımız için biz buna aslında sınıflama, yani nominal bir yapı veriyoruz arkadaşlar. Yani kendi aralarında sıralamanın herhangi bir önemi olmadığı için biz buraya nominal yapıyı veriyoruz. En son demografik yapı sorusu, hastanemizde çalıştığınız süre. Buna da şöyle süre diye isim verelim. Bu nedir arkadaşlar? Şimdi bu da mesela yine yaş gibi, tamam mı? Eğer buraya gruplandırma vermeyip de bize herhangi bir sınırlama yapmayıp direkt olarak kaç senedir çalışıyorsunuz? İşte yazıyorsun 3 sene, işte yazıyorsun 5 sene, yazıyorsun 10 sene. Böyle bir yapı olsaydı biz yine buna nicel bir değişken yapısını verecektik. Ancak gruplandırma işlemi gerçekleştirildiği için öncelikle bunun kategorik bir değişken yapısında olduğunu söyledik. Peki bir sıralama var mı kendi arasında? Tabii ki var. 1-5 yıl, 5-15 yıl, 1-5 yıldan daha yüksek, 15-25, 5-15'ten daha yüksek, 25'te 15-25'ten daha yüksek şeklinde bir sıralama olduğu için buna da biz ordinal, yani sıralama ölçek türü ismini veriyoruz arkadaşlar. Demografik yapılarda genelde bu şekilde çalıştırılır. İşte bunu sadece açıkçası benim şeyim, yani kusura bakmayın onu da söyleyeyim. Yani anketlere böyle tam biraz işlerimin yoğunluğundan dolayı anket bulamadım. Karşıma bu çıktı. Bunun üzerinden örnek vermeye çalışıyorum sadece. İşte müşteri memnuniyeti var. İşte çalışan memnuniyeti. Mesela burada ayaktan hasta memnuniyet anketi. Yatan hasta, acil servis. Mesela acil servis de varmış. Bilmiyorum, buna hiç dikkat etmedim. Bununla ilgili bir anket yapmışlar mı? Bakın burada da yine bir anket ismi yapmışlar arkadaşlar. Yine bakın burada bir demografik yapı, burada bir anket kısmı var. Yine bazı sorular var. Yine aynı şekilde bazı yapıları demografik olarak buradan almışlar. Altına da gerekli olan ölçme, yani tutumları ölçme dediğimiz bir anket yapısını bize sunuyor. Örneğin hastane ulaşımında zorluk yaşamadım, danışma ile yönlendirme hizmetleri yeterliydi. Bunlar aslında hastanın tutumunu veya sektör, örneğin işte hizmet sektörü ise müşterinin tutumu. Bunun gibi düşünebilirsiniz aslında. Anketlerin yapılma amacı da budur. Şimdi o yüzden şurayı kapatalım. Orada da farklı varmış bir iki tane daha. Şimdi hastanede çalıştığımız süreyi de yaptık. Artık anket soruları kısmı kaldı. Şimdi soruları kısmını çok girmeyeceğim. Çünkü her soru aslında bir değişkendir. Ancak bütün mesela burada sadece tek bir tutum var. Birden fazla tutum da olabilir arkadaşlar. Onlar anketlerde ayrılıyor. Burada sadece şu sorular sadece bir tutumu ölçer. Farklı tutumlar içinse farklı, yine aynı anket içerisinde ayrılırlar bunlar. O yüzden çok derine girmek istemiyorum. Asıl verinin analiz edileceği kısım da aslında budur arkadaşlar. Buradan gelecek bilgilerdir. Bunlar genellikle yine katılıyorum katılmıyorum şeklinde
bir yapıdadır arkadaşlar. Ve buradan gelecek her bir bilgiye karşılık 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde değer gelir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. Likert ölçeği deniyor aslında buna. Buradan gelecek her bilgi için aslında tutum ölçülür. O yüzden mesela ilk tamamen katılmıyorum. İşte 1, işte katılıyorum. 2, işte orta katılıyorum. 3, çok katılıyorum gibi böyle birden beşe kadar Likert ölçeğiyle yapılmış anketler hazırlanabiliyor. Şimdi buradaki alan aslında baktığınız zaman tamamen kategorize edilmiş bir alanmış gibi gözükse de bunlara karşılık gelen değerler üzerinde istatistiksel olarak ve matematiksel olarak işlemler yapılacağı için buradaki tutum alanlarından gelecek bilgiler bizim için arkadaşlar nasıl kategorik olsa da yine kategorik bir yapıda ama ölçeği biraz daha farklı yapıda arkadaşlar. Şimdi burada zaten değişken kısmına çok takılmayın. Burada önemli olan nokta ölçeğin arkadaşlar. Buradaki ölçek yapısı da eşit aralıklı ölçek dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten. Ölçekte birimler aralık değerine göre gruplandırılır. Yani burada her bir seçimin her biri arasında aynı eşit bir değer mevcuttur. Özellikle de katılıyorum, katılmıyorum tarzı yapıların tamamı da eşit aralıklı ölçeklerle sunulur arkadaşlar. Bunları hatırlatmak istedim. İlerleyen süreçlerde tabii ki daha fazla uygulama yapacağız. Bunlar tamamen böyle çerez gibi gelmeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bazı testlerin bazı varsayımları var. Bazı ölçek türleriyle bazı testleri hesaplamaları yapamıyorsunuz. O yüzden bizim öncelikle verimizi aslında tanımamız gerekiyor. Amacımız o. Şimdi veriyi tanıdıktan sonra ise artık yavaştan işi analiz kısmına doğru gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine kendiniz de araştırabilirsiniz ölçek türlerinin özellikle hangi analizler yapılıp yapılmadığını. İşte örneğin burada da çok ufak da olsa bazı bilgiler vermiş herhalde diye düşünüyorum. Sınıflama ölçeğini kullanan sayı ve sembol arasında bir büyüklük küçüklük söz konusu olmadığından matematiksel işlemler yapılamaz diyor sınıflama işleminde. Yani mesela erkek kadın gibi sınıflama yapısında. Bu ölçüm düzeyi en uygun olan analizler frekans ve moddur arkadaşlar. Yani mod neydi? En tepe değeriydi. Biz eğer bir sınıflama ölçeğimiz varsa elimizde biz mod değeriyle anlamlı bir şekilde test yapabiliyoruz. Yani modunu bulabiliyoruz. Onun dışında bir analiz yapamıyoruz. O yüzden çok kısıtlıdır bu nominal ölçek dediğimiz yapı. İşte sıralama ölçeğinde neler vermiş? İşte frekans, mod, median, range yani açıklık, range dediğimiz benim anlattığım uygun olan analizlerdir diyor. Yine eşit aralıklı analizlerde frekans, mod, median, işte range, aritmetik ortalama, varyans, standart sapma gibi analizler yapılabiliyor. Eğer oran ise arkadaşlar oran bizim tamamen istediğimiz bir şeydir ki tüm istatistiksel işlemlerin yapıldığı tek ölçek türüdür arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bu siteyi de bilmiyorum. Yine öyle internet sitesinden buldum. Kimse de adminine teşekkür ediyorum buradan. Tanımıyorum kendisini. Güzel de bilgiler yazmış. Burada kaynaklarını da göstermiş arkadaşlar. Anket üzerinden göstermeye çalıştım. Biraz daha faydalı olur diye. Ama anket dışında da biz her şekilde veri topluyoruz. Bizim için önemli olan değişkenliği belirleyebilmek, değişken türünü belirleyebilmek, ölçek türünü belirleyebilmek arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli kavramlar. Umarım anlatabilmişimdir dilim döndüğünce. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.